8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz uzman klinik psikolog ve regresyon terapisti Cüneyt Balkanoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Regresyon terapisi dediğimiz terapi yöntemi, danışanlarla yaptığımız bilinç dışına yönelik bir çalışma şeklidir. Danışanın işte ruhsal sıkıntıları olabilir, psikolojik sorunları olabilir, duygusal sorunları olabilir, zihinsel sorunları olabilir. Bunların hepsine biz regresyon terapisiyle bakıyoruz ve onlara o şekilde yardımcı olabiliyoruz. Regresyon kelime anlamıyla kaynağa inmektir. Amacımız kaynağa inmek ve olayın üzerindeki, yani bugünün sorunu neyse bunun kaynağına inip ona göre bir iyileşme yapmaktır. Güzel. Peki regresyon seanslarında ne yapılır? Biz regresyon seanslarımızda ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle regresyon seanslarımızda biz danışan gözlerini kapatır, bilinçaltına iniyoruz. Şöyle oluyor, danışana hipnotik telkinler vererek ama tabii hipnoz gibi değil, bilinç açık olacak şekilde konuşma yapıyoruz. Ve danışan sanki bir hayat yaşıyormuş gibi, sanki bir öykü anlatır gibi bize aşamalardan bahseder. Hani şunu yaşıyorum, işte üzgünüm, ağlıyorum, işte şu anda bir ormandayım ya da şu anda bir şatodayım gibi anılar ortaya çıkabiliyor. Bu tamamen hani şu an yaşadığı hayatla alakalı olmak zorunda değil ama bir öykü çıkıyor ortaya ve biz bunu takip ederiz. Bu öykü esnasında danışanın işte katartik boşalmaları olabilir. Bunun anlamı duyguları ifade etmektir. Hani çok öfkeliyse, o öfke ifade edemediyse bunu ifade etmesine yardımcı oluruz. Tamamlanmamış hikayeler vardır. Mesela danışan der ki, anneme sarılamamıştım der ya da işte ona sarılmaya çok istemiştim ya da işte eski sevgilime çok kızgındım, işte ona şunu şunu söylemek isterdim der. Biz bu tamamlanmamış hikayeyi tamamlamasına yardımcı oluruz ve o katartik boşalma o şekilde olur ve danışan olumlu sonuçlar almaya başlar. Evet, çok güzel. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani şimdi ben regresyon terapisi nasıl çalışır diye soracağım ama ondan önce merak ettiğim, çalışanlara yönelik bir uygulama olduğunu söylediniz bunu. İşletmelerde çalışanlara yönelik böyle uygulamanın yapılması halinde işletmenin verimini artırıyor mu durum? Kesinlikle. Yani sonuçta problem o kişinin bilinç altındaysa ve o kişi orada çalışıyorsa o kişi kendi sorununu da o şirkete taşıyordur ve tabii ki olumsuz olarak etkiliyordur. Bunu iyileştirdiğimiz takdirde o şirketin de olumlu sonuç alması söz konusu. O zaman işletmeler iş güvenliğinin yanında regresyon terapisi de bulundurmalı işletmelerde. Kesinlikle. Peki regresyon terapisi nasıl çalışıyor? Şimdi biz regresyon terapisinde nasıl çalışıyoruz? Şimdi danışanın bir hayatında bazı blokajları olabilir, bazı dirençleri olabilir. Biz danışanın bunu açıkça ifade etmesi için davet ederiz ve seansa başlarız. Bu ne olabilir? Danışanın hayatında çekirdek bir sorun olabilir. Çocukluk travmaları olabilir ya da diğer travmalar olabilir. Bunları iyileştirmeye yönelik çalışıyoruz. Kişinin kendisini sevmesi, kendisine duymadığı saygıyı iyileştirmesine ya da özgüvenli olmasını iyileştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve bazen açıkçası konu atalara kadar gidebiliyor. Atalar burada çok önemli bir konu ve üzerine çalıştığımız bir konu. Çünkü bir danışan bir şey yaşıyorum ama kaynağı nedir bilmiyorum diyor. Mesela neden atalar etkili? Önce bundan bahsedeyim. Çünkü annemizin babamızın göz rengini, saç tipini, vücut yapısını alabiliyoruz. Hatta bize işte annene benziyorsun falan derler. Şimdi konu fiziksel özelliklerini almaya gelince alıyoruz. Aynı şekilde atalarımızın bilinç altındaki korkuları ya da deneyimlerini de alıyoruz ve sanki onu biz deneyimlemişiz gibi hayatımızda yaşayabiliyoruz. Evet. Peki, regresyon terapisinde çalışan konular nelerdir? Şimdi danışanın her türlü konusu üzerine çalışabiliriz. Hani danışanın bir sıkıntısı olduğunda, gelip bunu bize ifade ettiğinde bizim için yeterli bir sebeptir. Hani dengeden çıktıysa, yani bir terazide bir sıkıntı varsa. Ama en çok çalıştığımız konulara gelecek olursak, danışan depresyonla ilgili bize gelebiliyor. Fobiler için gelebiliyor. Bazen fizyolojik ya da psikolojik sıkıntılar için, fizyolojik sıkıntılar için de tabii ki. Mesela çok fazla doktora gittim ama hiçbiri bana iyi gelmedi diyor. Tamam, belki sorunun bilinç dışındadır, belki bilinç dışında bir hastalık olduğuna inanıyorsundur. Hani ya da kilo için çok fazla gelen danışanlar oluyor, ilişki için ya da para ve bereket için.
Bunlar çok önemli konular. Özellikle para konusu için çok fazla danışan alıyorum. Hani şey diyor mesela, zengin olmak istiyorum ama buna dair hiçbir inancım yok. Tamam, şimdi bilinç boyutunda ne yapıyor bu kişi? Çalışıyor para kazanmak için. Ama arkadaki ses, bilinç dışındaki ses diyor ki, işte sen zengin olamazsın, senden adam olmaz. Hani bir şeyler kodlanmış arkaya. Yapamayacağına inanıyor, zengin olamayacağına inanıyor. Şimdi bilinç boyutuyla zengin olmak için çalışıyor ama arkadaki ses onu o kadar sabote ediyor ki eninde sonunda kazandığı parayı da kaybediyor ve bunun için regresyon yapıyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Çünkü o sesi susturuyoruz. Evet, çok güzel. Peki hocam, seans süreçleri nasıldır? Seans süreçlerimiz şöyle, şimdi regresyon yoğun bir terapidir. 2 saat sürüyor. Bunun ilk 15 dakikasını biz görüşmeyle geçiriyoruz. Hani danışan geldiğinde bana sıkıntısını anlatıyor. Geriye kalan 1-1,5 saat süreç içerisinde terapi uyguluyoruz. Yani danışan gözlerini kapatıyor ve o öyküyü anlatmaya başlıyor. Ve sonra bir 15 dakika kalıyor ve onda da seansı değerlendirme yapıyoruz. Bizim seanslarımız 2 saat sürdüğü için ve çok fazla yüzleşme, çok fazla duygusal an, işte çok fazla katartik boşanma, yani duygularını ifade etme yaşadığımız için danışanlar yorulabiliyorlar ve o yüzden her hafta gel demiyoruz. 2 haftada ya da 3 haftada bir seanslar alıyoruz. Çünkü bir dinlenmeye ihtiyacı oluyor ve eve gittiğinde hani bir dinleneyim, bir düşüneyim bu konuyu. Hani aslında çünkü danışan şunu anlıyor. Hani şikayet ettiği konunun kaynağı aslında kendisiyle ilgili olduğunu çok net anlıyor bazen. Hani bir sorunu var, erkek arkadaşıyla bir sorunu var mesela. Sonra seansa giriyor ve aslında ne kadar kötü ilişkide hani sabote eden kişinin kendisi olduğunu orada çok net görüyor. Bunu iyileştirdiğimiz zaman ilişki de o anda orada iyileşiyor ve hani daha mutlu bir ilişkiye devam edebiliyor. Çok güzel. Peki insanlar bu bilinç dışı kalıplarına nasıl sahip oluyorlar? Şimdi bu bilinç dışı kalıplarına nasıl sahip olabiliyoruz? Mesela atalardan bahsettik. Hayatımızda deneyimlediğimiz bazı durumlar olabiliyor. Çocukken deneyimlediğimiz travmatik olaylar olabilir ya da birkaç sene önce gördüğümüz ya da bizi çok etkileyen herhangi bir olay olabilir. Onun dışında önemli bir konu şu, doğum, yani anne karnı konusu bizim için önemli. Çünkü çok fazla danışanın seans içinde hani dedim ya bir görüntü geliyor, işte ormanda olduğunu görüyor, bir evin içinde olduğunu görüyor, bazıları bambaşka bir ülkede olduğunu görüyor. Kimileri hiçbir şey görmüyor. Birazdan bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum, hatta hiçbir şey görmeyen danışanımla ilgili. Çünkü hani gözlerini kapattığında siyah bir ekran görüyorsun ama seansa girdiğinde gözünün önüne görüntü geliyor. Ses duyuyorsun, bir şey hissediyorsun, bazıları koku alıyor. Hani beş duyumuz da açık olduğu için. Doğum bizim için önemli. Onun dışında atasal olaylar dedik, atasal kalıntılar. Onun haricinde tabii ki birlikte çalıştığımız iş arkadaşları ya da kendi arkadaşlarımız, aile, tabii ki bilinç dışımızda oluşan kalıplar üzerinde oldukça etkili. Peki bu örneklendireceğim dediniz. Yani bir konuyu bize örneklendirir misiniz yapmış olduğunuz tabii, çalışmayı? Tabii. Bir tane danışanımla ilgili bir örnek vereyim. Bir tane danışanım şu şekilde gelmişti bana. İşte ben istenilmediğimi düşünüyorum. Kimsenin beni sevmediğini düşünüyorum demişti bu bir hanımefendiydi. Bu kadın bana bunu söylediğinde istenmiyorum, kimse beni sevmiyor, arkadaşlarım tarafından istenilmiyorum. Hani bazen çağrıldığım halde istenilmediğimi düşünüyorum. Hani insanlar beni arıyorlar, işte gel diyorlar. Ben gidiyorum, gittiğim halde bu his içimde devam ediyor dedi. Tamam dedim, bu ön görüşmede bunu konuştuk, notlarımı aldım. Tabii istenmiyorum orada en çok üstüne basılan kelimeydi. Sevilmiyorum da vardı ama istenmiyorum çoktu. Seansa girdik, o 15 dakikalık görüşme bitti. Seansa girdik, terapiye başladık yani. Gözünün önüne kapkaranlık bir görüntü geldi. Hani seansa ilerledik, ne görüyorsun, ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum, hiçbir şey görmüyorum. Sonra hani bir şey duyuyor musun peki dediğimde, sanki iki kişinin konuştuğunu duyuyorum dedi. Anda aklıma acaba anne karnındaki anı, hani annenin hissettiği, sonuçta annemizin, babamızın hissettiği duyguları alıyoruz. Evet. Hele ki hamilelik sürecinde. Şöyle bir konuşmaya şahit olduğunu söyledi. Babası diyor ki, ben sana demedim mi, çocuğu istemediğimi, çocuğu aldırmanı söylemedim mi gibi cümleler duyduğunu söyledi. Hani anne karnındaki çocuğun bilinç dışına bu öyle bir işlemiş ki, çocuk, yani anne karnındaki bir bebek zaten sorgulayamaz, yargılayamaz. Ne oluyor? Alıp kabul ediyor buna.
babam beni istemiyor. Şimdiki hayatınızdaki ilk insanlar, ilk tanıştığınız insanlar sizi istemediğinde zaten bunun iyi ya da kötü bir şey olduğunu da bilmiyorsunuz. Evet. Ne oluyor? Bunu kabul ediyorsunuz ve bu şekilde hayatınızı devam ediyorsunuz. Tabii yaşınız büyüyünce istenilmemek kötü bir şey diye öğreniyorsunuz ama bilinçaltı bunu bilmiyor. Şimdi danışan bu istenmiyorum, babam beni istemiyor, bu sesi çok net duyuyorum dediğinde bunun üzerine bir çalışma yaptık. Bayağı bir ağladı hani. Annem beni istemiyor, babam beni istemiyor. Tabii bunu seans içinde dönüştürüyoruz, iyileştiriyoruz ve danışan seans bitiminde çok rahatladığını, böyle bir inancının artık olmadığını söyledi. Sonra 2-3 hafta sonra danışan beni aradı, işte çok rahatladığını, hani bu duygunun aslında hani öyle bir etkilendiğini söyledi ki bunu artık hissetmiyorum dedi. Hani sanki zaten hiçbir zaman yokmuş gibi geldi bana dedi. 2 ay sonra da bu kız işte gitmiş birisiyle sevgili olmuş. Hani hiç kimse beni istemiyor, kimse benimle hiçbir şey yaşamazdan ilişkiye başlamış. O duygudan kurtulduğu için. Evet. Hani en derindeki sorunu bulduğumuz için ve en derindeki sorun anne karnında kaptığı bu bilinç dışı kodu olduğu için böyle bir hayatı oldu. Ama şu anda çok şükür iyi. Hocam çok teşekkür ederiz. Böyle rica güzel ederim, ben çok teşekkür konuya ederim. Değindiğiniz için, bizlerle paylaştığınız için. 8'de sağlığın. Bugünkü konu uzman psikolog, regresyon terapisti Cüneyt Balkanoğlu'ydu. Kendisiyle regresyon terapisi hakkında konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın.